Merhabalar, bölüm 7'ye geldik. Lambdalar ve streamleri işleyeceğiz bu bölümümüzde. Kitabı neredeyse yarıladık. Bakın chapter 7 kitabın yarısına gelmiş bulunuyoruz. 90 tane item var. Bugün item 42 işleyeceğiz. Buradaki konu başlığımız lambdaları anonim sınıflara tercih edin. Şimdi ben önce kısa bir özet geçeyim her zamanki gibi. Lambdayı anlatacağım. Lambda ne demek? Niye geldi ve anonim sınıftan bahsedeceğim. Niye anonim sınıf yerine lambda kullanmamız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Önce bir bakalım lambda nedir? Lambdayı ben tanımlayacak olursam şurada bir paket açmıştım. Lambda example. Burada Türkçe bir tanım yapalım. Kendi başına tanımlanabilen, parametre kabul eden ve parametreyi falan döndürebilen fonksiyonlara aslında lambda deniyor. Yani bir fonksiyon aslında lambda. Kullanım şekli şu şekilde. Bunu az sonra anlayacağız tam olarak. Şuradaki şey size karışık geliyor olabilir. Az sonra anlayacağız bunu. Bir yeni bir özellik geliyorsa eskiden olan bir sorunu çözmek zorunda veya yeni bir basamak atlatmak zorundaki yeni bir özellik gelsin. İhtiyaç doğrultusunda genelde teknolojiler ilerliyor. Lambda'dan önce anonim sınıflar vardı kullandığımız. Önce anonim sınıflardan da bahsedelim. Bunu 24. bölümde onu açıklamalara eklerim. Inner Classes dersinde işlemiştik aslında ama ben yine çok kısa bir özet geçmek zorundayım bu ders için. Bir tane interface'imiz var. Bakın burada. İçerisinde tek bir metot var. Public void yaz beni diye bir metodum var. Şimdi gidiyorum başka bir sınıfın içinde, başka bir metodun içinde geliyorum. Bir interface'i bir sınıf implement ettiğinde body'sini dolduruyor, gövdesini değil mi? Hani bir sınıfa implement ediyoruz ve bunu otomatik o şey yapıyor, implement ediyor ve gövdesini doldurmanızı istiyor. Peki bir interface'i bir metot içinde veya başka bir sınıf içinde implement etmeden nasıl kullanırsınız? Şu şekilde. Superclass derin. Bakın kullandım. New'lediğimde diyor ki bunu kullanmak istiyorsan içerisini doldur. Hani çünkü daha bir tanım yok bunun. Şu tarz kullanımlar anonim sınıf oluyor aslında. Bunun için ayrı bir sınıfınız yok. Kendi içerisinde burada tanımlıyorsunuz ve istediğiniz fonksiyonu yaptırıyorsunuz. Özeti bu şekilde. Peki anonim sınıf demek illa interface'i mi böyle yapmam gerekir? Hayır. Bu ekstra bir bilgi ama bunu da vereyim. Mesela Superclass diye ayrı bir sınıfım var. Bakın içerisinde bu düz bir sınıf. İçerisinde de yaz beni diye bir metodum var. Gittim yine başka bir sınıf içinde, başka bir metot içinde aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Superclass sadece new'ledim kendi içinde ve yaz beni metodunu override ettim. Bu da anonim sınıflara örnek olarak verilir. Şimdi bu böyle bir kullanımım var. Peki lambda niye geldi? Şimdi yavaştan o konuya gelelim. Aynı örnek üstünden gidiyorum. Ben burada bir tane daha interface yazdım, yazdır diye. Bir tane metot oluyor. Public string yazdır. Şimdi bunu eğer anonim sınıf olarak kullansaydım ne yapacaktım? Yazdır. Mesela yaz yeni dedim. New yazdır dediğimde bana diyecek ki içerisine burayı tanımla diyecekti. Ve bu bakın çok uzun ve benim için bir kod satırı oldu. Kimi zaman okunamıyor. Yani okunabilirliği bile düşürdüğü söyleniyor. Bunun yerine lambda fonksiyonları bu yüzden geldi. Çok daha düz bir yazımla. Şurada ne demiştik? Argüman listesini alır. Çizgi ve büyüktür işareti gelir. Sonra metodun gövdesi gelir. Temel fonksiyonumuz bu şekilde. Bakalım. Yazdır y eşittir. Bakın artık new kullanmıyorum. Argüman listem bir argüman alıyor mu? Yazdır interface'i. Hayır. İçerisi boş. Bakın bir parametre kabul etmiyor. O yüzden burayı da boş veriyorum. Çizgi, büyüktür işareti ve içerisine metodumun body'sini yazıyorum. Bu kadar. Şöyle yazarsam biraz daha belki net gözükebilir. Bakın, metodumun body'sini yazıyorum ve döndürüyorum. Bu kadar. Dilerseniz bir run edelim. Çalıştırdığımda da bakın yazdığımı bana burada verdi. Ve gidip bunu istediğiniz yerde de kullanabiliyorsunuz. Y nokta dediğinizde objenin de ortak metotlarını alabiliyorsunuz. Sonuçta interface'te bir objeden inherit olduğunu düşünürsek bakın. ToString vesaire gibi metotlarımızı da kullanabiliyoruz. Bunu parametrede de kullanabiliyoruz. Çünkü bir argüman listesi kabul ettiğini söyledik. Onun da örneğini görelim. Parametreli yazdırma diye bir interface açtım. İçerisinde tek bir metodum var. Public string yazdır parametreyi. Param diye de bir parametre alıyor. Bunu da tanımlarken bakın yazdır parametre y2 ne alıyordu? İçerisine bir tane string alıyordu. Mesela bunu sildiğimde bakın beni zaten uyaracak.
Bu diyecek bir tane string kabul ediyor. Hemen içerisine artık ne isim koyarsanız, ben buraya param diyorum. Param dedim, şöyle sileyim. Evet. Sonra içerisine param alacak diyeyim şöyle. Tamam. Şöyle yapalım. İçerisine bildiğiniz argümanınızı burada koyuyorsunuz. Tekrar yukarıdaki terminolojiyle body'yi dolduruyorsunuz. Bakın burada da parametre selam olarak yazdı. Bir daha renderini değiştirdik. Aynısını yazacak. Bakın yazdı. Diğer lambdalardan bahsetmişken bir özellik daha var. Metot referansları ile lambda kullanımı. Bunu da çok kısa, buna da çok kısa değineyim. Bu sınıfım var. Lambda example. Ben buradan lambda example'dan yeni bir nesne yarattım. Ve bu sınıfın içerisinde bir lambda kullanmak istiyorsam, mesela yazdır interface'im vardı, hatırlayın. String dönen, return tip string olan. Gittim yazdır write. Yukarıda oluşturduğum nesne LE. 2 nokta 2 nokta. Bunun terminolojisi de bu şekilde. 2 nokta 2 nokta dediğinizde bakın artık size lambda example sınıfın içerisindeki tüm metotlar erişilebilir hale geliyor. Siz böyle de lambda ekspresine kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın şurada iki tane daha metot yazdım örnek diye. Example for, example for two yazdır. String döndürüyordu. Yani bu ikisinden birini ben buraya geçebilirim. Mesela birini geçelim. Example for dedim. Artık yazdırdığımda bakın örnek 4. Niye? Ben çünkü burada örnek 4 döndürüyorum. Mesela şuraya 10 diyelim. Şunu da onun yerine bunu kullan diyelim. Run ediyorum. Örnek 10. Kitabımız bunu 43. bölümde çok detaylı işliyor. Biz şu an 42'deyiz. Yani bunun diğer başka özellikleri de var. O derste onu da anlatacağım. Şimdilik böyle geçelim. Şimdi kitabımızın örneği üstünden de biraz ilerlemek istiyorum. Java'nın içinde de built-in, yani daha siz Java 1.8 ile beraber otomatik gelen bazı functional interface'ler, yani lambdalar var. Biraz da ondan da bahsetmek istiyorum bu derste. Ben bir tane burada ilk örnekle başlayalım. İsim listesi tanımlıyorum. Ali, Veli, Furkan, Berna, Yenefer, Gerald, Vezemir, Siri. Burada aklıma gelen isimlerden bir tane isim listesi tanımladım. Bunu da jenerik olarak bir listeye attım. Bunu normal şartlarda sıralama yapmak istiyorum. Comparator interface ile. Bakın bu bir interface'tir. Şu anotasyona geleceğim. Bir sıralama yapmak istediğimde eğer lambda kullanmazsam böyle bir anonim sınıf mantığında kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü bunun bir tanımı yok. Compare metodunun bir gövdesi olmadığı için senin tanımlaman gerekiyor. Ne vereceksin parametre olarak, nasıl döndüreceksin vesaire diye. Bunu aynı şekilde lambda gibi kullanalım. Bakıyorum. Bu compare dediğimiz arkadaş. Gittim comparator'a. Bakın bir tek compare metodu var. Siz bir functional interface demek istiyorsanız bir interface'e sadece bir tane metot içermesi lazım. Bakın. Şu örnekten görelim. Buna bir functional interface diyorum. Bir tane daha metot ekleyeyim mesela buraya. Yaz beni 2. Bakın kızacak. Bu bir functional interface değil diyor. Çünkü lambda olarak kullanacaksanız tek bir metot içermesi lazım içerisinde. Diğer türlü burada hangisini, hepsini tanımlamak zorunda kalıyorsunuz. Hani çok karmaşık bir karmaşıklığa yol açtığı için şu tarz bir kullanım yapamıyorsunuz yani. Neredeydi o örneğimiz? Yani şu tarz bir kullanım yapamıyorsunuz. Bir tane olacak ki onun gövdesini direkt yazayım diye. O da aklınızda bulunsun. Eğer siz bir sınıfın üstünde şunu görüyorsanız sadece bir tane metodu vardır içinde. Bakın sadece compare var. Tabii ha şurada default metotlar olabilir. Çünkü bunun gövdesi tanımlı. Bunu tanımlamanıza gerek yok. Default tanımlı veya statik metotlar da olabilir. Vardır bunda da. Ha, evet bakın statik bir metot da var içerisinde. Bunlar zaten tanımlı. Tanımlı olmayan sadece bir metot içerebilir. Tıpkı burada olduğu gibi. Şuradaki yaptığımız operasyon aslında bakın tek satıra nasıl sığıyor. Neydi? Parametrelerim. Compare metodu ne alıyordu? İki tane şey O1, O2 alıyor. Jenerik tipte. Burada bakın ben onu veriyorum. Argüman listemi S1, S2 diye verdim. Sonrasında ise metodumun body'sini de burada doldurdum. Bu kadar basit kullanımı. Burada da şurada bahsetmiştik zaten şu kullanım ne? String sınıfından gidiyorum. String sınıfının içinden length metodunu çağırıyorum. Doğrudan.
hali. Bunu artık yani çok daha basitleştirilmiş hali artık şunun. Kelime listemi veriyorum. Zaten sort'un aldığı parametrelere bakarsak ikinci de bir comparator alıyor. Comparator'da zaten biliyoruz bir tane lambda expression olduğu için umarım karışık olmuyordur bu arada şu an. Bakın direkt bir lambda'yı burada da daha sadeleştirilmiş bir halde de verebiliyorsunuz. Buradaki de benzer bir örnek. Bir an edelim dilerseniz. Bakın hepsinde kelimelerin length'ine göre bir sıralama gerçekleştirmiş olduk. Bu dersimiz bu kadar. Lambda ve lambda'yı işledik. Anonim sınıflarla kıyasladık. Bir sorunuz olursa cevaplarım keyifli seyirler.